Merhaba arkadaşlar. 2020'nin yıldızlı meslekleri diye güzel bir video hazırlamaya çalıştık sizlere. Biliyorsunuz tercih döneminde zaten başarı sıranıza göre, işte puanınıza göre istediğiniz bölümleri, istediğiniz fakülteleri, istediğiniz üniversiteleri nasıl tercih edeceğinizi biliyorsunuz. Bunlarla alakalı size destek olmak istedik. Çok güzel videolar çektik. Şimdi de mesleklerle alakalı esasında tercihten daha önemli olan bir kısma değinmek istiyoruz. Şimdi ilkokulu okuduk, lise sınavlarına hazırlandık. Liseden sonra üniversite sınavına hazırlandık. Daha sonrasında, üniversite sonrasında ya seçtiğimiz mesleği yapacağız. Yani tıp fakültesini seçtiysek, öğretmenliği seçtiysek, mühendisliği, avukatlığı seçtiysek o mesleği yapacağız. Ya da sevdiğimiz mesleği yapacağız. Yani hangi bölümde okursak okuyalım, gerçekten sevdiğimiz mesleği yapmak istiyorsak Avukatlık yani hukuk fakültesi okusak bile kendimizi müziğe yönlendirebiliriz. Veyahut hatta tıp fakültesi okusak bile kendimizi bir anda farklı bir sanat dalında bulabiliriz. Bir de kendimizi geliştirip o anı beklemek. Bu da şu, artık teknoloji çok hızlı gelişiyor. Mesela ben e, sizlerden yaşım çok daha büyük. Ben yarın bir gün YouTube'da ders anlatan bir hoca olacağımı bilmiyordum. Ben mutlaka ileride bir akademisyen, bir öğretmen olmak istiyordum ama bir şekilde bir... E, Offline yani insanları görebileceğim, insanlara dokunabileceğim bir ortamda ders anlatacağımı düşünüyordum. Ama teknoloji o kadar hızlı gelişti ki şu anda sizlere ben buradan sesleniyorum ve bu benim mesleğim. Dolayısıyla kendimizi geliştirip geleceğe yönelik meslekleri de takip etmemiz gerekiyor. Şimdi üniversite bize ne kazandırır? Birincisi üniversite bize diploma kazandırır ve bu diploma ile işte devlet sınavlarına işte ne bileyim KPSS gibi sınavlara girip e, veyahut da işte buna benzer bazı özel bankaların özel firmaların sınavlarına girmek için bir belge unsuru taşır. Bir de dil kazandırabilir ama dili biz üniversiteye gitmesek bile öğrenebiliriz. Çevre kazandırır ki bu çevre sayesinde biz yeni mesleklere yeni alanlara yönelebiliriz ama çevre ile alakalı kısımda yine sadece üniversiteye bağlı değildir. Bir de teknoloji bilgisi kazandırır. Yani üniversite okuyan bir öğrenci mutlaka bilgisayar kullanmalıdır. Mutlaka sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanabilmelidir. İşte bu bilgileri biz üniversiteye gitmeden de öğrenebiliriz. Dolayısıyla üniversite bize birçok şey kazandırsa bile biz kendimizi eğer doktor olmayacaksak, eğer eczacı, mühendis, avukat ya da e, öğretmenlik gibi spesifik meslekler yani belirgin meslekler yapmayacaksak, esasında üniversite bize öğrenmeyi öğretir. Şimdi... Bu yıl üniversite olanlar 2020'li yıllarda mezun olacak ve mezun olduğunda acaba gözle meslekler neler olacak gelin bunlara bakalım. Birincisi Bunların en önemlisi mobil uygulama geliştiricisi. Neden? Çünkü artık günümüzde her şey cep telefonuna sığdı. Bundan 5 yıl ya da 10 yıl önce cep telefonunun üzerine alışveriş yapmak gerçekten çok riskliydi, endişe vericiydi. İnternet kafelerde insanlar oyun oynuyorlardı, internet kafelerden alışveriş yapmaya gidiyorlardı ama şu anda her yerde internet var. Türkiye'deki evlerin %84'ünde internet var ve artık bu internet de o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki insanlar mobil üzerine hareket ediyorlar. Yani artık dizüstü bilgisayarlar bile demo olmaya başladı. Dolayısıyla 2026'ya kadar %25 demiş ben daha fazlasını ekleyebilirim. Bu bilimsel araştırmaların sonucu. Ve bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi gibi bölümler mobil uygulama geliştiricisi mesleği için ideal olacak. Peki sorum şu. Bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisliğinde okumasanız bile mobil uygulama geliştiricisi olabilir misiniz? Evet olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu tarz mesleklerde sizin üniversite diplomanıza tabii ki ihtiyacınız olabilir ama üniversite okumadan da kendinizi geliştirerek bu tarz alanlarda çok başarılı, maddi anlamda çok başarılı insanlar olabilirsiniz. Şöyle ki şu anda birçok mobil uygulama geliştirirse esasında bilgisayar ya da yazılım mühendisi değil. Adam inşaat mühendisi ya da matematik öğretmeni ya da fizik öğretmeni ama kendini mobil uygulamada geliştirmiş. Verim ve çok da para kazanılan meslek onu da söyleyeyim. Verim mimarı çok çok önemli bir şey. Hatta kişisel verileri koruma kanunuyla alakalı şu anda bütün verilere sahip olan insanlar tedirgin bir şekilde bunu araştırıyorlar. Ulaşılabilir veri hızla büyürken, hızla büyüyorken iş dünyasında veri yönetmeye ihtiyacı var. Nasıl? Şöyle düşünün. Sizler bir internet sitesine girdiğinizde oraya birçok bilginizi aktarıyorsunuz. Mesela Instagram'a girdiğinizde Instagram sizin resimlerinize sahip. Instagram sizin yorumlarınıza sahip. Instagram sizin birçok önemli belgenize sahip. Sizin alışveriş kültürünüze bile sahip. Sizin sürekli olarak paylaştığınız restoranlardan sizin nereleri gezdiğinize bile sahip. Dolayısıyla bu veriyi yönetiyorlar. Ve bu veri üzerinden insanlara yeni ürünler satabiliyorlar. Hani sosyal medyada gezerken böyle ilginizi çeken bir şey tıkladığınız zaman hep ona benzer şeyler gelmesi tam da bu işle alakalı. Bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi olmak tabii ki bir avantaj ama illaki veri mimarı olmak için bu tarz bölümlerden mezun olmak şart değil. Kendinizi bu alanda da geliştirebilirsiniz. İş zekası uzmanı, işletme, işletme mühendisi, işletme yönetimi bölümlerinden mezun olmak gerekebilir. Ama farklı bölümlerden de yine iş zekası uzmanı olabilirsiniz. Bu nedir? İşin yönetimiyle alakalı artık İnsanlar çok daha önceden karar verme aşamalarında işi yönetmek istiyorlar. Kullanıcı denetim tasarımcısı yani hatta buna UX diyorlar. User Experience internetteki siteleri UX'ler kullanıyorlar. Bakıyorlar ha bu site güzel hızlı giriyor. Burası yavaş giriyor. Burası iyi burası kötü diyorlar. Burada ürün ve kullanıcı arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Pazarlama bölüm mezunları, endüstri mühendisi mezunları işletme mezunları kullanıcı denetim tasarımcısı olarak çalışabiliyorlar. Bu şu demek. Diyelim ki ben bu kalemi bu kalemi piyasaya sürmeden önce bu kalemin üreticisi olayım ben. Bu kalemin piyasaya sürmeden önce bu ürünün kullanıcı tarafından nasıl deneyimleneceğini, kullanıcının buna ne tepki vereceğini önceden firmaya belli ediyorum ve firma bu bilgilere göre ürünü piyasaya sürüyor ya da sürmeyebiliyor. Sistem analizine baktığımızda 2026'ya kadar %9 büyüyecek bir alan. Bilişim sistemleri, endüstri mühendisi, bilgisayar yazılım mühendisi yine bu alanda çok değerli. Hem hocam sayısaldan gidiyorsunuz diyelim. Aslında bu dediğim bölümlerden illa ki mühendis olmadan da yapabilirsiniz ama birazcık sayısal bilgi gerekiyor. Biraz da iştahlık bölümlere bakalım. Mesela dijital pazarlama uzmanı. Şu anda eskiden insanlar bir yemeği gidip lokantadan alıyorlar. lokantanın önünde şöyle insanlar var. Gel abi gel 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 abi yemeklerimiz çok lezzetli diye bağırıyorlar. Şu anda o devir yavaş yavaş yerini internetteki mobil uygulamalar üzerinden pat diye evine 5 dakikada yemek gelmesini almaya başladı. İşte dolayısıyla dijital pazarlama, interneti kullanmak, sosyal medya her geçen gün çok daha fazla önem kazanıyor. Ve işletme bölümünden mezun olmasanız bile, pazarlama bölümünden mezun olmasanız bile zaten sizler Y kuşağı olduğunuz için, Z kuşağına yakın olduğunuz için dijital pazarlamayı bir şekilde biliyorsunuz. Yani sizin hoşunuza giden bir şeyin başka insanların hoşuna gidebileceğini bilerekten sosyal medyada bunun yönetimini, bunun tasarımını sağlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirseniz. Dijital stratejist de şu anlama geliyor. Şimdi her firma mesela diyelim ki bu kalemi satmak isteyen firma bunu normal kendisi satıyor ama aynı zamanda dijital alanlar üzerinden yani mobil üzerinden, internet üzerinden, web siteleri üzerinden de satabiliyor. İşte bununla alakalı işletmeler, işletme bölüm mezunları, yazılım bölüm mezunları, yönetim ve pazarlama bölüm mezunları dijital stratejileri belirleyebiliyorlar. İş analisti yine işletme bölüm mezunları. Şunu diyebilirsiniz. Hocam işletme mezunu her iş yapabilir zaten. Evet. işletme mezunu her iş yapabildiği gibi işletme mezunu yaptığı işleri de farklı bölümlerden mezun insanlar da yapabilir. Dolayısıyla siz kendinizi geliştirdiğinizde birçok farklı mesleğe sahip olabilirsiniz. Müşteri hizmetleri yönetimine baktığımızda ise kurum var. Kurumlar ürünler üretiyor ve bu ürünler müşteriye ulaşıyor. İşte müşteriye ulaştıktan sonra ürün müşteri kurumu şikayet edebiliyor. Müşteri kurumun e, markasına katkıda bulunabiliyor veya markasına zarar verebiliyor. Şikayetler, istekler, talepler, geliştirmeler. ...işte bunu yöneten kişi de müşteri hizmetleri yöneticisi oluyor. Ürünün en değerli kısmını oluşturuyor esasında bu. İşletme, pazarlama, medya ve halkla ilişkiler bölümü mezunları veyahut da sözel ya da iştarlık herhangi bir bölümden mezun bir arkadaşımız bu meslekte de çok başarılı olabiliyor. Yeni nesil bölümlere baktığımızda atık yönetimi, bilgi güvenliği teknolojisi, dijital medya ve pazarlama bakın bu çok değerli. Bunları herhangi bir üniversite bölümünden mezun olarak da yapabilirsiniz kendinizi geliştirdiğinizi. Endüstriyel ham maddeler işletme teknolojisi, ev tekstili tasarımı, fotonik, hibrit ve Elektrik elektrikli taşlar teknolojisi, iletişim Tasarım ve yeni medya, pastacılık ve ekmekçilik, politika ve ekonomi, seramik tasarımı, spor bilimleri, su ürünleri, uluslararası ulaştırma sistemleri, 3 boyutlu modelleme ve animasyon, yapay zeka mühendisi bunlar yeni nesil bölümler. Peki 2000'lerin yani ileride 2000'ler sınava girdi. Şimdi 2000 kuşağı var. 2000 yılında doğup sonrasında da üniversite sınavına girecek dediğimiz Z kuşağı var. İşte bu Z kuşağı meslekler neler? Z kuşağı meslekleri de bence artık gündemi çok hızlı bir şekilde takip eden insanlar verilecek. Yani tekrar söylüyorum. Videomuzun başında da söylemiştim. Ben yıllar önce üniversite sınavına hazırlanırken ve tercihlerimi yaparken işte iyi bir üniversiteden mezun olayım ki yarın bir gün Milletin Bakanlığı'na ya da kurslara ya da okullara girecek olursam ...bana bir avantajı olsun diye düşünüyordum. Ama şu anda yaptığım meslekle alakalı esasında... ...benim tek ihtiyacım olan şey mesleğimi iyi yapabilmek. Kendimi geliştirmek, dil bilmek... ...ve teknolojiye adapte olabilmek. İşte sizler de bundan belki 10 yıl sonra... ...şu anda hayalini kurduğunuz meslek... ...belki de YouTube üzerinden ya da Google üzerinden... ...ya da başka bir uygulama üzerinden insanlara sunuluyor olacak. Dolayısıyla siz kendinizi geliştirmeye bakın... ...ve sosyal medyayı... ...çok sıkı bir şekilde takip ettikten sonra... ...teknolojiyi çok sıkı bir şekilde takip ettikten sonra... ...iyi bildiğiniz bir işi daha iyi geliştirmeye devam edin diyoruz. Şimdi o zaman Z kuşağı meslekleri sorun. Bunlar sizin meslekleriniz esasında. Hayalinizdeki mesleği de yorumlara yazın. Hiç endişelenmenize gerek yok. Çok güzel bir gelecek sizi bekliyor. Neden? Çünkü artık bilgiye çok daha hızlı ulaşılabiliyor. Eskiden insanlar zor zamanlar, zor günler, zor yıllar geçirmişler. Ama artık günümüzdeki gençler çok daha şanslı diye düşünüyoruz bizler. Hadi bakalım. Şimdi hayalinizdeki meslekleri yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tercih dönemi de yaklaştı. Ama sonrasında güzel sonuçlar sizleri bekliyor. Hadi bakalım.